Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ramazan Güler'le birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ramazan hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ip askısından bahsedeceğiz bugün. Ne olduğunu bize anlatabilir misiniz? Şimdi ip askı özellikle son yıllarda çok daha popüler hale gelen, fakat daha tarih milattan önceki yıllara dayanan tarihi. Hatta Kleopatra ile ilgili o yüzünün güzelliğinin buna bağlı olduğu söylenen, tarih çok eskilere dayanan aslında bir yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme yöntemi. Bu ip baskılama ile ilgili olarak yüzün çeşitli bölgeleri, özellikle sarkan ya da çok fazla kırışıklık olan bölgelerde çeşitli ipler kullanılarak bunlar tekrar lift etkisiyle, kaldırma etkisiyle eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Bunun için tarihsel sürece baktığımız zaman birçok farklı ip kullanılmış aslında. Fakat özellikle bu benim en sık pratiğimden kullandığım altı destar askısı son yıllarda çok sık kullanılmaya başlandı ve son jenerasyon bir ürün aslında. Yani bunlar yine ameliyatlarda kullandığımız dokuları birleştirmek üzere kullandığımız iplerin yeni bir formu. Yeni bir formu. Farklı bir formu. Evet, farklı bir formu. Altı destar askısının şöyle bir özelliği var. Normal bizim bu ameliyatlarda kullandığımız PDO iplerinden farklı olarak baskı yöntemiyle balık kılçığı dediğimiz Türkçe tabiriyle koklar yerleştirilmiş. Dolayısıyla ameliyatlarda kullandığımız ipler bu sefer yüz askılamada da kullanılıyor. Gerçi daha önceden zaten bu ip, altı destar askı ve benzeri ipler geliştirilmeden önce normal ameliyat ipleri bile yüz askılamada kullanılıyordu zaten. Evet. İlginç. Evet. Peki gözler ve kaş bölgesinde nasıl uygulamalar revanşta şu anda? Şimdi gözler ve kaş bölgesinde özellikle son yıllarda aslında biz eskiden beri kaş askılamada çok kullanıyorduk ipleri. Bunların şeylerinde özellikle problemleri çok kullanıyorduk, kalıcı iplikleri. Fakat son yıllarda bu altı destar askısı benzeri işte PDO iplerin gelişimiyle beraber ve sosyal medyanın etkisiyle bunlar çok sık kullanılmaya başlandı. Hmm. Kaş kaldırmada özellikle badem göz estetiğinde çok sık kullanmaya başladık bunları. Hmm. Göz çevresindeki kırışıklık kaz ayaklarının kırışıklıkları, ince kırışıklıkların açılmasında bunları botoksla beraber çok sık uygulamaktayız. Bu özellikle badem gözden bahsettiğiniz badem evet. Göz deyince hemen hanımların yeni bir uygulama olması sebebiyle dikkatini çektiniz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz hocam bu uygulamayı? Ya aslında bu uygulama kişiden kişiye değişiyor badem göz estetiği. Kişinin şeyine göz yapısına göre normalde gözün şu lateral kantusu dediğimiz yan köşesi iç köşesinden aşağı yukarı 2-3 milim yukarıda olmalı. Şurası? Fakat, evet. Yan köşe, evet 2-3 milim daha yukarıda olmalı. Şöyle. Evet, daha yukarıda olmalı. Fakat bazı insanlarda o seviyede ya da daha aşağı seviyede olabiliyor. Hatta buna bu da insanlara çok üzülmüş gibi, yani çok böyle bir efkarlıymış gibi bir bakış kazandırıyor. Baygın bakış. Evet, normalde bunları biz daha önceden ameliyatla düzeltirdik. Kantopeksi, kantoplasti dediğimiz yöntemlerle badem göz estetiğini yapardık. Fakat son yıllarda bu iplerin gelişimiyle beraber gerçekten çok güzel ipler, çok güzel teknoloji kullanılarak üretilen ipler bunlar. Bunlarla çok mesela normal ameliyat bir buçuk saat sürerken bu iplerle 5-10 dakikada İstediğimiz şeyde badem gözü ya da her türlü şeyi yapabiliyoruz, işlemi yapabiliyoruz bu iplerle. Bu işlemler zaten badem göz estetiğinde yaklaşık bir lokal anesteziyle yapılıyor, yaklaşık 5 dakika sürüyor. Oo, çok kısa. Tabii. Şişlik ve morluk çok nadir de olsa görülebiliyor. Fakat bunlar olsa bile bir hafta içerisinde geçiyor. Ağrısız, tamamen yan etkisiz, alerji vücuda tamamen yani... Vücut tarafından alerjik olarak algılanmayan tamamen biyosentetik doğal bir madde aslında. Yani kısa zamanda büyük değişim mi? Tabii. Yani 5 dakika içerisinde bayağı büyük bir değişime uğruyor. Ya buradan buraya doğru mu? Yani şöyle ipler şöyle evet. Mi? Ya kişiden kişiye değişiyor. Göz yapısına göre, kaşlarının durumuna göre, işte bu lateral kantusu, medial kantusu durumuna göre değişiyor. Lateral kantustan şu temporal bölgenin en sık olduğu bölgeye doğru. Kaş gerekiyorsa kaştan, kaşın ucundan. Ve ben bazen yanağı şeyi çekmek için de kullanabiliyorum. Bu daha şey olabiliyor. Herkes uygulanabiliyor mu peki? Herkes badem gözlü olabilir mi?
Aslında herkes badem gözlü olabilir mi? Olabilir. Ama birçok insana gerek yok zaten. Çünkü kendi yapısı, herkesin göz yapısı farklı. Bazı insanlarda aslında çok gerek yok. Bazen hastalar bana başvuruyor. İşte ben badem göz yaptırmak istiyorum. Muayenede eğer çok gerekli değilse sizin zaten göz yapınız badem gözle uyumlu. Buna çok gerek yok diyorum. Fakat gerçekten şu an son yıllarda ameliyata çok güzel bir alternatif oluşturdu bu iple badem göz estetiği. Fakat herkese yapılabilir mi? Aslında herkese çok yapılmayabilir. Çünkü bakışları baygın ise, evet, halk arasındaki tabirle baygın bir bakış var ise ve aynı zamanda da günün en aktif saatinde bile yorgun bakıyor ise, ameliyatta olmak istemiyorsa, ameliyat korkusu varsa, iz istemiyorsa sağlayabiliyoruz. Tabii sağlayabiliyoruz 5-10 dakikada. 5-10 dakikada yapıyoruz. Peki ne kadar kalıyor? Bu badem göz aslında şöyle bir şey var. Bu tüm iplerde de öyle, cerrahide de öyle. Bizim yaptığımız ameliyatlarda da öyle. Biz hastalarımıza söylüyoruz. Sonuçta bu yer çekimiyle çok ilintili. Dolayısıyla yaşlanmayla dokular gevşiyor. Biz ne kadar ameliyat da olsa, ip de olsa bu eski şeyini, ilk dönemdeki şeyini getirebiliyor. Maksimum 1,5-2 sene sürüyor etkisi. Uzun da etkisi var. Tabii aslında. Uzun etkisi var. Bu ameliyatta da öyle. 2 seneden fazla sürmüyor maalesef. Kısa İplerde. Zaman, çok değişim, uzun Tabii, süre. Uzun süre, evet. İp için gerçekten çok güzel bir şey. Çok güzel bir uygulama. Evet. Peki kaşı kaldırmak için de bu yöntemi kullanabiliyor muyuz? Tabii kullanabiliyoruz. Aynı bu da lokal anesteziyle yapılıyor. Bu da yine 5-10 dakika sürüyor. Hatta yüzün her bölgesinde olduğu gibi alın germeye bile alternatif oluşturabiliyor. Alını bile gerebiliyorsunuz uygun hastalarda tabii. Uygun seçilmiş hastalarda alını bile gerebiliyoruz bu iplerle. Peki hocam hangi uygulamalarda kombine ediliyor bu yöntem? Şimdi bu yöntem en çok botoksla, dolguyla, HIFU denilen cihazlarla, termajla, ondan sonra ben cerrah olduğum için bazen yağ enjeksiyonuyla da birçok yöntemle kombine edebilmekteyiz. Fakat ben özellikle botoksla kesinlikle kombine edilmesi taraftarıyım. Çünkü bu iplerin, tüm iplerin öyle bir özelliği var. Yüz mimik kasları güçlü kaldığı sürece, özellikle üst yüz bölgesinde, orta yüz bölgesinde, ipin şeyi ömrü kısa oluyor. Evet. Kesinlikle onları şey yapmak lazım. Botoksla biraz zayıflatmak gerekiyor. Evet hocam, kaşa girdik, göze girdik, daha başka bir yere çıkamadık. Peki bu iplerin kullanıldığı derya deniz yerler var. Evet. Örneğin elmacık kemikleri. Evet. Öyle mi? Örneğin çene hattının düzeltilmesi. Ne yapıyorsunuz orada? Şimdi jawline bu... Özellikle orta yüz bölgesinde elmacık kemiğinin oluşturulmasında nazolabiyal sulkusları silmek aslında asıl amacımız. Bu iplerin şöyle bir etkisi var. Altta birikmiş olan dokuyu fazla cildi yukarıya çekip şu şakak bölgesini daha gergin bir yere sabitlediğimiz zaman şu yanak bölgesi, cilt yanak bölgesinde yığılıp dolayısıyla doğal bir elmacık kemiği görüntüsü de oluşabilmekte. Doğal bir yanak görüntüsü de oluşabilmekte. Jawline bölgesinde de çene konturunu belirginleştirmek için, özellikle marionet çizgilerini silmek için marionet çizgilerinden kulak arkasına, mastoidin arkasına doğru ya da şeyle beraber yapıldığı zaman, double chain dediğimiz gıda estetiğiyle yapıldığı zaman çok daha güzel bir yüzü toparlamak amacıyla kullanıyorsunuz. Tabii, aynen. Şunu merak ediyorum ben, bu işlem nasıl kaşta baygın bakışı, yorgun bakışı gideriyor ise, yüz sarkmasını da bu bahsettiğiniz noktalardan itibaren yaptığınız vektörel yüzü yukarı doğru asmayla gideriyorsunuz. Bu yöntemi cerrahilerle, siz bir cerrahsınız. Evet. Cerrahilerle kıyaslayacak olursanız hangi yöntem daha ağır basıyor sizde? Ya şimdi aslında Özgür Hocam farklı şeyler bunlar. Yani cerrahinin elbette cerrahinin bir cerrahinin sosyal hayattan kopan bölümleri var. Sonucunun daha kalıcı, daha uzun olma özelliği var. Evet, çok daha şey var. Oldu. Ancak bu alan ameliyatsız estetik dünyası. Ben bir cerrah olarak görüşünüzü, çünkü tam orta noktada duruyorsunuz. Açıkçası size. Şöyle, özellikle bu ip askılama, bu tüm yüzdeki ip askılamayı, orta ve hafif derecede sarkmaları olan, çok fazla cilt şeyi olmayan, elastikiyet kaybı olmamış, çok fazla fazla cildi olmayan kişilerde uygulamak gerekiyor. Bunun ötesindeki şeyler zaten direkt cerrahiye aday. Yani bunlar ipi... Sorunları yeni başlamış hastalarda kullanılabilir Aynen. diyebilir misiniz? 20'li 30'lu yaşlarda. Hatta yani bu son yıllarda 20'li yaşlara bile indi. 30'lu yaşlarda en sık uyguladığımız bir prosedür. Aslında dediğiniz gibi yani bu cerrahiyle karşılaştırılır ama son yıllarda cerrahiden daha çok popüler hale geldi. Çünkü gerçekten lokal anesteziyle uygulanabiliyor. Tüm yüze 20 dakikada uygulayabiliyoruz mesela bu işlemi.
Lokal anesteziyle uygulayabiliyor. Yani hiçbir alerjik reaksiyon göstermiyor bu ipler. Sonuç olarak iz olmuyor. Ameliyattaki iz olmuyor. Dolayısıyla cerrahilerde hastaların en az iyileşmek için 2-3 haftaya ihtiyaçları oluyor. O yüzden bu kadınlar özellikle iş hayatına yoğun giriştiği şu dönemde insanlar bu zamanı kendilerine ayırmak istemiyorlar. İp askılamayla aynı sonucu almak istiyorlar. Evet, benzer bir sonuca evet. En azından yaklaşabiliyorsunuz. Tabii, aynı. Peki hocam sonucu ne zaman görebiliyor hasta? Sonucu hemen görülebiliyor. Fakat ilk başlarda biraz ödem oluşuyor. Ödem ve morluk oluşuyor. Bunların geçmesi, oturması 2-3 haftayı buluyor. Ama ip askılamada sonuçta bizim hedeflediğimiz lifting etkisi sadece mekanik lifting ile olmuyor. Bunun arka planında şeyler var. Bizim steril enflamasyon dediğimiz, yani mikroplastik enflamasyon dediğimiz olaylar zincirinin etkisi var. Yani ipe bağlı olarak dokularımızda bir reaksiyon oluşuyor. Çeşitli bağışıklık sistemi hücreleri buraya geliyor. Dolayısıyla bunların ürettiği çeşitli kolajen dediğimiz maddeler liftingi gittikçe arttırıp daha uzun ömürlü, 1,5-2 sene çıkmasını sağlayan etkiler. Normalde ipin kendisi zaten altı içerisinde eriyip gidiyor. Ondan sonraki etkiler şeye bağlı oluşuyor. İpin vücudumuzda meydana getirdiği değişikliklere bağlı olarak oluşuyor. Son olarak şunu merak ediyorum. Bu işlemi yaptırdı. Aradan biraz zaman geçti. Ben dolgu yaptırmak istiyorum dedi. Yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Engel ben değil. Cerrahi yaptırmak istiyorum. İpin etkisinden memnun oldum. Daha fazla etki görmek istiyorum. Evet. Gerdirmek istiyorum. Yapıyoruz. Ramazan hocam dedi. Yapılabiliyor. Ne kadar sonra olabiliyor? Yapılabiliyor. Aslında altı destar askısı gibi ya da daha genel bir tabirle PDO gibi eriyen iplerde hiçbir sorun olmuyor. Fakat özellikle kaleci ipler var ki bunlar piyasada çeşitli markalar var kaleci iplerden. Bunlarda biraz şey olabiliyor. Mesela ben bu tür hastalarda yüz germe yaptığım zaman açıp yüzün normal anatomisine baktığım zaman yüzün normal anatomisinde değişiklikler neden olduğunu görebiliyoruz. Fakat ben o yüzden kendi pratiğimde kesinlikle yüze kalıcı bir şey verilmesi taraftarı değilim. Mesela yurt dışında özellikle çok görülüyor. Kalıcı dolgular, kalıcı ipler falan yapılmış hastalar geliyor. Onlarda normal anatominin çok da sağlıklı kaldığını göremiyoruz maalesef. Evet, bozulduğunu görüyoruz. Evet, bozulduğunu erimesi görüyoruz. Gerekiyor mutlaka. Evet, bence erimeli. Yüzdeki her şey, dolgu da öyle, ipler de öyle erimeli. Böyle bir süre sonra erimeli. Ama güzelliğimiz her zaman daim kalmalı. Evet, aynen. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Dolgular ve ipler kullanılarak kısa sürede güzelleştirebileceğini bir kez daha gösterdiniz. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Sıradaki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Uğur Horoz efendim. Bizler için çok güzel görüntüler hazırladı. Hep birlikte izliyoruz efendim.